bu adamın gidişi Aziz Yıldırım'dan daha kötü olacak. Buraya yazıyorum ya bak. 5 senedir bir başarısı olmayan bir adamı savunan bir adam ya aptaldır ya art niyetlidir. Ve son maçta Nefs Stadı'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Oraya kalır mı sizce? Hoş gitti. Ben sana söyleyeyim. Yarış bitti. Arda'nın kişilik olarak bir Emre Belezoğlu olmaması lazım. Bir yerde anana küfür ediyorlar, bir yerde karına küfür ediyorlar. Bu kere futbol oynanır mı ya? Ya Ali Koç Aziz Yıldırım'ın getir götürünü yapar yani. Şimdi diyorlar ki sen hocasın, TikTok'ta ne işin var? Lan ne var orası, pavyon mu? Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim hocam. Sosyal medyadan, yayınlardan sizi takip ediyoruz. Yayıncılık kısmı için nasıl gidiyor? Siz neler yapıyorsunuz bu süreçte? Ümit Özat kendini Nadas'a mı bıraktı? Neler yapıyor bu süreçte? Güzel. Teknolojiden Allah razı olsun. Çünkü niye? Artık insanlar düşüncelerini, hayallerini bir tripod, bir kamerayla hayata geçirebiliyorlar. Kimsenin maaşlı elemanlı olmana gerek yok. Ben de şu anda hayatıma yaklaşık 2 yıla yakın bir süredir dijitalde devam ediyorum. Tabii bu kimileri tarafından yadırganıyor. Ama beni yadırganların birçoğu dijitale geçmeye başlamış. Hayat böyle. Malum Fenerbahçe hayatımızın tam göbeğinde. Zaman zaman siyaset hayatımızın tam göbeğinde. Valla yani hayat nasıl geçiyor dersen şu anda kafası kesik bir tavuk gibiyim. Özellikle babamın vefatından sonra. Onu da soracaktım. Başınız yani, sağ olsun, mekanı cennet olsun. Yani insanın yüreğinin aldığını dağlar taşlar almazmış. Ama bu da bir süreç. Ölüm hak. Onun dışında devam ediyoruz. Hepsi olur. Yeter ki Allah sağlık sıhhat versin. Şu anda arkamızdan havlayanları izliyoruz. Merak etmesinler. Hani sağırız zannetmesinler. Ama konuştuğum zaman hepsinin kulaklarını deleceğim, merak etmesinler. Bütün spor camiası sizi konuşuyor. Dediniz neymiş? Ki başkan adaylığı Fenerbahçe'ye, kongre üyeliği versinler, aday olayım. Şöyle, şimdi bizim insanlarımız hani bir lafı birinin içinden çekip cımbızlamayı severler. Kongre üyesi olsam hemen olurum. Ama bizde kongre üyeleri kim biliyor musun? Ya kongre üyesi olup Galatasaray'a Beşiktaş'a gidenler kongre üyesi. Ya da Galatasaray'dan Beşiktaş'tan bize gelenler kongre üyesi. Hepsi bizden daha büyük Fenerli, merak etme. Bir biz Fenerli olamadık. Hepsi bizden daha büyük Fenerli. Adam Galatasaray'dan gelmiş, sığınacak yeri kalmamış. Uyanık gelmiş kongre üyesi oluyor ki. Bak ben Fenerbahçeliyim. Ulan o zaman sen haindin o zaman. Galatasaray dünyanın en büyük takımı derken. Şimdi diyebiliyor musun Galatasaray dünyanın en büyük takımı diye? Diyemezsin çünkü Fenerbahçe kongre üyesi. Öbürü de burada kongre üyesi oluyor. Sonra Galatasaray, Beşiktaş'a ya da X takıma gidiyor. Fenerbahçe kongre üyesi başka takıma gider oynar mı? Hocalığa bir şey demem. Bir takıma 25 futbolcu lazım, bir hoca lazım. Hocasın. 25 bin antrenörün yerinde içinde olup da görev bulmak kolay değil. Ama eğer kongre üyesiysen özellikle bir büyük takımdan büyük takıma gitmeyeceksin. Ya da başka bir büyük takımdan geldiysen oraya sığınmak için kongre üyesi olmayacaksın. Ama bizim insanımız sever böyle yalakalığı severler. Şimdi konuya gelelim. Fenerbahçe'nin başındaki zat dedi ki kapı kapı dedi başkan aradığınızı biliyorum dedi. Önce başkanınızı bulun da dedi. Sonra ben gelirim her meydanına dedi. Ali Efendi Aziz Yıldırım kötü giderken kapı kapı senin kapına da geliyorlardı. Aziz Yıldırım'ın son 4-5 yılında başkan olduğu herkes senin kapını aşındırıyordu. O zaman millete niye başkan arıyorsunuz demiyordun da 5 yılda bir tane teneke kupa alamamışsın. Şimdi mi başkan aranması zoruna gitti? Önce sen bir genel kurul kararı al da ondan sonra başkan adayı çıkar. Çıkmıyor mu? Sende yürek varsa ki mümkünatı yok. Hadi belgelerimi göndereceğim. Ben otomatik genel kurul üyesiyim de zaten. Beni üye yap. Bir oy alacağımı bileceğim. Bak ne çocuğum üye, ne karım üye, ne anam üye, ne babam üye. Bir oy alacağımı bileyim. Şener Şen'in filmi var ya. Sana karşı ben yine aday olacağım. Hadi. Hadi yapsana. Niye sen bizden daha mı çok Fenerlisin? Kardeşim Fenerbahçe artık bu tiplerden kurtulmalı. Fenerbahçe yani zengin başkanlardan, paralı başkanlardan kurtulmalı. Babalarını çiftliği gibi yönetiyorlar. Böyle olmaz kardeşim. Git şirketini yönetiyorsan yönet. Ya Fenerbahçe'nin zengin adama ihtiyacı yok ya. Fenerbahçe'nin kendi zengin ya. 25 milyon taraftarı var ya. Adam başı 10 euro toplasan 250 milyon euro eder ya. Adam başı 100 euro toplasan 2,5 milyar euro eder ya. Ben bankacı değilim onun gibi hesap kitap bilmem yanılabilirim de. Ya sen bu ülkenin en zengin ailesinin çocuğusun daha geldin iki defa yardım kampanyası yaptın. Lan biz TikTok'ta yayın yapınca dilenci mi oldunuz diyorsunuz? Az Yıldırım düzenlemeyi bilmiyor muydu yardım kampanyasını? Ben de diyorum ki madem yardım kampanyası yapılacak bunu ben de yaparım. Kapıcı Ahmet Efendi de yapar. Bekçi Mehmet Efendi de yapar. Yeter ki Fenerbahçe'de olsun. Zaten televizyon gelirlerim var. Sponsor gelirlerim var. Bir de başarı geldi mi sana kredi vermeyecek bir banka var mı? Sen ne kattın Fenerbahçe'ye? Dolar borcunu azalttın dedin. 2 milyar olan borç 6 milyara çıktı. TL bazında arttı.
Şampiyonluk verdin mi? Yok, belki bu sene. Bakın arkadaşlar, sorun nerede biliyor musunuz? Sorun Fenerbahçe'nin o efsane gösterdikleri futbolcularında. Ulan bir tanesi çıkıp demiyor ki ben başkan adayım demiyor. Niye demiyorsunuz lan? Lan neyden korkuyorsunuz? Paraya mı ihtiyacınız var? Kendinizde bu yüreği, bu cesareti, bu hakkı görmüyor musunuz? Niye? Bak sana bir şey anlatacağım. Bugün Fenerbahçe ile özdeşleşen, benim için değil de taraftarla özdeşleşen bir antrenör var, Aykut Kocaman. Yapmıyor antrenör. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamışsın. Paraya pula da ihtiyacın yok. Çok büyük Fenerbahçelisin. Öyle diyorlar. Çık aday ol. Zamanında daha antrenörlük yapmayacağım diyordun Konyaspor'u çalışırken. Sonra yaptın. Başarılar da kazandın. Çık aday ol. Fenerbahçe şampiyon olmasın. Bir tane aday çıksın. Ama kamuoyu nezdinde herkesin oy verebileceği bir aday çıksın. Hani siyasiler birbirlerini böyle satın alırlar ya, para verip seçime girmemesi için veyahut da kendisinden girmesi için. Aynısını Ali Koç ona yapar. Al şu parayı da sen kenara çekil, aday olma der. Bak bu adamın gidişi Aziz Yıldırım'dan daha kötü olacak. Buraya yazıyorum ya bak. Ali Koç'un gidişi Aziz Yıldırım'dan daha kötü olacak. Bunu unutmayın. Ligin son haftalarına girdik. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da az da olsa şampiyonluk şansı var. Fenerbahçe'nin performansını ve bundan sonraki süreci, şampiyonluk yarışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ha bu arada da Aykut Kocaman'ın başkanlığı hayırlı olsun. Kendisini cesaret edemedin, onun adına ben cesaret ediyorum. Yarın işler kötü gittiği zaman Aykut Kocaman başkan olsun diye hashtag açılır. O da zanneder ki ben yaptım, kendi yaptı zanneder. Böyledir bu işler. Şimdi şöyle bir durum var. Cesus diye bir adamı getirdiler. Ali Koç var ya, tam bir siyasetçi kıvraklığı var. Tam bir siyasetçi manevrası var. Yalan bir adama bu kadar yakışır yani. Böyle yaptı. Türkiye'ye dedi, gelmiş geçmiş en büyük hocayı getirdik. Lan sen kimin aklıyla alay ediyorsun? Yani Mancini'den, Lucescu'dan, Schuster'den, Aragones'ten, Del Bosque'den, Hiddink'ten, Löw'den, Advokat'tan daha mı büyük hoca getirdin? Sporting Lisbon'u, Benfica'yı çalıştırmış, Flamengo'yu çalıştırmış, Arabistan'da çalışmış. Lan Mancini dediğin Inter'i şampiyon yaptı, City'yi şampiyon yaptı. Lucescu dediğin Inter'de çalıştığı Shakhtar Donetsk'te UEFA kupasını aldı. Schuster dediğin Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Del Bosque dediğin 3 tane Şampiyonlar Ligi kupası var. Aragones dediğin Avrupa şampiyonluğu var. Löw dediğin Dünya Kupası şampiyonluğu var. Advokat dediğinin dünya kadar başarıları var. Var oğlu var. Bir, algı. Yapanlar kim? Sosyal medyadaki, özellikle işte bu teknolojiden Allah razı olsun diyoruz ya, bu dijitalde gazeteci kılıklı, türeyen gazetecilerden. Önceden gazeteciliğin bir ağırlığı vardı. Bak Yusuf Kobal, birbirimizi sevmezdik ama birbirimizi kırmazdık. Feridun Nideloğlu, birbirimizi sevmezdik, birbirimizi kırmazdık. Sadi Kemal Yaşar'ı çok severdik ama birbirimizi kırmazdık. Belki de en fazla kırıldık, birbirimize sevdiğimiz için kırıldığımızdan biri oydu. Yalçın Türk, birbirimizi kırmazdık. Bunun gibi binlerce adam sayarım. Şimdikiler affedersin gazeteci diye soytarı olmuş ya. Dijital bir kanal kuran ben gazeteciyim diye çıkıyor, yayın yapıyor. Ne yapıyor? Resmen tetikçilik yapıyor. Adam ağzının payını vermesin, senin yayınını izledim ya. 5 senedir kupa almayan bir adamı savunan bir adam, 5 senedir bir başarısı olmayan bir adamı savunan bir adam ya aptaldır, ya art niyetlidir. Kur lan kadroya bakalım. Aslında aramızdaki fark şu, Galatasaray'la. Fenerbahçeli olmak zor iştir, Fenerbahçeli eleştirir. Şöyle, 4,5 milyon euro, ha onu da soran benim gerçi, başka soran yok. 4,5 milyon euroya satın alma opsiyonunu alınıp da 4,5 dakika oynamayan Bruma nerede? 5 milyon euroya alınan Rossi'den, 5 milyon euroya alınan Pedro'dan, 5 milyon euroya alınan Perez'den, 2 milyona kiralanan Gustavo'dan, 7 milyonu aldığın Osterwold'den ne aldın diye bir tane soramıyor. Sizde de şöyle bir şey var. Bugün Yusuf Demir şuraya gelse, kahve içmeye gelse, bir tane garson tanımaz Yusuf Demir gelmiş diye. Bu adam 6 milyon euro verdi Galatasaray'a kardeşim ya. Bütün bunların ötesinde diyelim ki Fenerbahçe şampiyon oldu. Ya Fenerbahçe takımında 5 yılda bir şampiyonluk başarı mıdır ya? Çobanı koy, çobanı. Bak, Fenerbahçe'nin başına çobanı koy. Küçümsemek için söylemiyorum. Şuradan söyleyeceğim, şuradan geleyim. Bırak Ali Koç'u, CEO'sunu. Bırak CEO'sunu, genel müdürünü. Bırak genel müdürünü, genel müdür yardımcısını. Bırak onu, şirketlerinde bir bankadaki bir şube müdürünü. Onu da geçtim. Bankalarından bir tane güvenlik müdürünü. Bak, güvenlik müdürünü, müdürünü. Fenerbahçe'ye başkan yap, 5 yılda bir defa şampiyon olur. Sen buna utanmadan başarı diye sevinecek misin ya? Her gün bir manevrayla insanların karşısına çık. Artık insanlar her gün görmekten bıktım kardeşim ben seni ya. Başkan dediğinin bir ağırlığı olur ya. Zırt mırt ortaya çıkmaz ki ya. Federasyon başkanı konuşma yapıyor, yanında bu. Öbürü konuşma yapıyor, yanında bu. Siyasi konuşma. Tamam kardeşim, sen bu ülkenin en zengin ailesi çocuğusun ama bu ülkenin sahibi değilsin abi sen, kusura bakma yani. Yarışa gelecek olursak, şimdi Galatasaray 3 puan farklı önde, 5 maç oynayacak. Fenerbahçe'nin 4 maçı var, Beşiktaş'ın 5 maçı var. Ve son maçta Nef Stadında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Oraya kalır mı sizce? Hoş bitti. Ben sana söyleyeyim. Yarış bitti. Bak, ben Ali Koç'u sevmiyorum. Günahım kadar sevmem.
Fenerbahçe şampiyonu Yakup, ben sana söyleyeyim. Galatasaray raydan çıktı. Bir teknik adam bir oyuncuyu affediyorsa o teknik adamın sonu gelmiş demektir. Hepimiz bunları yaşadık. Hele de oyuncuların telkiniyle affediyorsa o antrenör o takımda otoritesini yitirmiş demektir. Ya kardeşim, Cessu tutmuş 4-4-2 sanki Kur'an-ı Kerim'in ayeti. Bu da tutmuş 4-2-3-1 sanki Kur'an-ı Kerim'in ayeti. Biri mağlupken çift santrafora dönmüyor, biri galipken tek santrafora dönmüyor. Ya bunlar kalıp değil ki kardeşim. Tamam, bana şunu diyebilirsin ya, çok biliyordun da sen niye antrenörlük yapmıyorsun? Ben sizin çalıştığınız imkanlarda çalışmadım arkadaşlar. Sizin bu şanslarınız bana gelmedi. Ben Başakşehir gibi düzenli bir kulüpte çalışmadım. Akhisar gibi düzenli bir kulüpte çalışmadım. Ha, Gençlerbirliği'nde çalıştım, 8. bitirdim. Küme düştüğüm sene 2 hoca vardı. Şuraya geleceğim. Okan Buruk'ta Elazığspor'u küme düşürdü. Her antrenör bunları yaşayabilir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray'ın çok kaliteli bir kadrosu var. Ama geniş kadrosu yok. Fenerbahçe'nin kadrosu Galatasaray'dan kaliteli değil. Ama geniş kadrosu var. Her sakatlığın bir alternatifi var. E şimdi Icardi sakatlandı. Sen Gomez'i nasıl oynayacaksın son 5 maçı? Nasıl güvenerek oynayacaksın? Bu demek değildir ki benim söylediğim kesin. Şampiyon da olabilir. Ama gidişatı böyle görmüyorum. Şu anda yokuş aşağı giden bir freni patlak kamyon halinde. Ya sen Kaan Ayhan'la Zaniolo gibi kimsenin yok diyemeyeceği iki adamı lig bitmiş 5 hafta kalmış hala takıma monte edemiyorsun Yakup. Hocam, golcü performansları ön plana çıktı son haftalarda. Fenerbahçe'de Valencia, Galatasaray'da Icardi, Beşiktaş'ta da Aboubakar. Nasıl görüyorsunuz bu üç oyuncuyu ve performanslarını? Aboubakar sezon başında olsaydı o yalı kazığı ve Gors'un yerine şu anda 30 golü vardı. Valencia'yı tebrik ediyorum, muhteşem performans. Icardi bunların hepsinden öte bir oyuncu. Yani tartıya bile konulmayacak bir oyuncu ama ben sana ne dedim? Icardi büyük maç seçiyor. Icardi'nin Başakşehir maçında, Beşiktaş maçında, Fenerbahçe maçında oynadığı oyunlara bak. Diğer Anadolu maçlarında Kayseri'ye 3 gol atması bir şey ifade etmiyor. Oynadığı oyuna bak. Yani Icardi büyük maç oyuncusu, maç seçiyor. Bir kıyas yapacaksam Icardi hepsinden öndedir. Ama da şöyle de bir gerçek var. Öbürü de 26 gol atmış. Baktığın zaman şu anda Valencia önde. Ha, sezon başında bir tercih yapabilecek olsam Icardi'yi alırım. O Raşika'nın ortasını, yani rastgele çıkarttığı topu pasa döndüren, yani pasa döndüren şey Icardi'nin bir geri gidip öne gelmesi. Yani onun becerisi. Raşika'nın o çıkarttığı top orada Icardi olmasa rastgele çıkartılmış bir top kıvamındaydı. Ama adam öyle bir hamle yaptı ki stoperi oyundan düşürdü. Sanki boş kaleye atar gibi geldi, vurdu. Kaliteli oyuncu yani. Ama şunu unutma. 7 milyon euro alan bir adamın 6,5 milyonunu geldiği kulübü veriyorsa o adam sana aidiyet hissetmez. O aidiyeti hissetmediği için Icardi 14 golde. Icardi o aidiyeti hissetseydi Icardi bugün 30 goldeydi. Fenerbahçe ve Türk futbolunda son dönemde Arda Güler gerçeği var. Sezon başında herkes eleştirdi. Bu adam niye oynamıyor diye. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, herkes seviyor artık bu çocuğu. Türk futbolunun Arda Güler'i artık bence. Son haftalarda Jesus oynatmaya başladı ve verim de almaya başladı gerçekten. Siz nasıl bakıyorsunuz Arda Güler'e ve bu son dönemdeki performansını, aynı zamanda Jesus'un Arda Güler'e bakışını? Çünkü bir ara hani biz koruyalım, kollayalım'a getirmişti olayı. Ya şimdi onunla çalışan bir hoca var. Saygı duymak lazım. Antrenmanı yaptıran o. Ama ben Jesus'a şurada inanmadım. Dinamo Kiev'e karşı oynattığım bir adamın Giresunspor'a karşı fiziğini yetersiz bulmam bana çok samimi gelmiyor. İlk defa bu ayrıştırılan toplumda, sporsal olarak da, siyasi olarak da Arda Güler'e karşı birleşmiş olmak var ya, yani Galatasaraylısıyla, Beşiktaşlısıyla, Fenerlisiyle mükemmel bir şey. Arda'nın buna cevap vermesi lazım. Arda'nın kişilik olarak bir Emre Belezoğlu olmaması lazım. Yeteneğini örnek alsın. Profesyonelini örnek alsın. Kişilik olarak bir Sergen Yalçın olmaması lazım. Futbol kişiliğinden bahsediyorum. İnsan kişiliğinden değil. İkisi içinde. Yanlış anlaşılmasın. Hani biriyle problemim var diye eleştirmek için konuşmuyorum. Üst düzey oyunculardan bahsediyorum. Önde Alex var. Hacı var. Bak net söylüyorum. Tümer var. Hangi anlamda Sergen'i örnek almasın dedim. Sergen zaten beni örnek almasınlar diye kendi söylüyor. Yaşantısıyla. Hangi anlamda Emre Belezoğlu'nun örnek almasın dedim. Özel yaşantısıyla değil. Sahadaki hareketleriyle. Yoksa bu ikisi Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük iki oyuncusundan birisi yani. Onların iyi taraflarını örnek alsın. Emre sahaya nasıl basardı? Seversin sevmesin ama kaya gibi basardı. Topu nasıl alırdı, vücudunu nasıl sakladı bunu alsın. Sergen ne yapardı? Bunu alsın. Hepsinden bir mix yapsın.
Arda Güler'de şu anda menfi anlamda öyle bir olumsuzluk görmüyorum. Yani ya bu çocuk da tamam. Mesela o Batuhan'ın gençkenki şımarıklığını bunda görmüyorum mesela. Etrafında iyi bir kalkan oluştuğunu düşünüyorum. Sanki olacak yani. Olacaktan kastım şu. Bu çocuk sanki 50-100 milyon euroları görecek. Burada ne kalıyor? Fiziksel gelişim. O fiziksel gelişim ne biliyor musun Yakup? Koşu temposu falan değil. Hani şu hani omuzlar dersin, hani o ikili mücadelede Gabi var Barcelona'da, o da 17 yaşında. Ama bugün Arda'yla bir omuz omuza mücadeleye girse Arda'yı taça atar. Daha gerekli olan şeyler var, anlatabildim mi? O ikili mücadele, yani o vücut dili çok önemli. Bunlar da yaparsa Arda çok iyi yerlere gidecek inşallah. Hocam bu sezon böyle bir çırpıda baktığınız zaman gerçekten bu futbolcu benim dikkatimi çekti dediğiniz Süper Lig'de kim var? Ben Samet'i çok beğeniyorum. Ama 29 yaşındaki bir Samet'e 3 milyon 750 euro verilmesini doğru bulmuyorum. Benim eleştirilerimden sanki Samet'i beğenmediğim ortaya çıkıyor. Değil. Samet belki de el ayağı düzgün en iyi stoperlerden birisi. Ama 27 yaşına kadar Süper Lig'de oynamış, oynamamış, 29 yaşına kadar 50 maç oynamış bir adama 3 milyon 750 bin euro bonservis vermek, bir o kadar da kendine vermek akıl işi değil. Savunma olarak onu söyleyebilirim. Orta saha olarak da Salih bu sene kendini çok geliştirdi ama bu sene gerçekten Getson, özellikle Şenol Güneş'in gelişiyle beraber, Cenk'le beraber bir çıkış yaptı. Beni hayal kırıklığına uğratan Abdülkadir Ömür. Her sene daha geriye gidiyor. Niye böyle anlamadım. Ona Messi diyorduk. Ta Arda Güler'e baktığımızın 10 katı ona bakıyorduk. Olacak, oldu, geliyor, gitti. Olmadı. Ve Yusuf Yazıcı. Bunlar beni hayal kırıklığına uğratan oyuncular. Ben bunlardan... Ya Yusuf nasıl dönersin Türkiye'ye ya? Ya bu nasıl dönersin? Senin buna hakkın yok ya. Daha 22-23 yaşındasın ya. Okay Yokuşlu West Bromwich'te oynuyor. Championship'te oynuyor. Gelmiyor. O zaman bir Hoffenheim'e gidiyor. Bir oraya gidiyor. Gelmiyor. Ya dönme abi. CSKA'da oynamadan Ludogorets'te oyna Bulgaristan'da. Gelme abi Türkiye'ye ya. Senin ölün. Bastonla gelsen Trabzonspor'a zaten bir hakkın var. Geleceksin. Niye geldin kardeşim sen ya? Biri balığı özler, biri köfteyi özler. La ben bu hataları yaptım. Ama ben futbolu bıraktıktan sonra döndüm. Antrenör olmak için döndüm. Ben 22 yaşında, 23 yaşında Almanya'ya gitsem beni öldürsen dönmem Türkiye'ye ya. Ya da Fransa'ya, İspanya'ya, İtalya'ya. Ya niye döneyim ya? Bir hafta Marsilya'ya karşı oynamak varken, bir hafta Lille'e karşı oynamak varken, Lille'de oynuyordu da, Nantes'a karşı oynamak varken, bir hafta Nice'e karşı oynamak varken, Lyon'a karşı, Paris Saint-Germain'e karşı, Rennes'e karşı, Monaco'ya karşı oynamak varken, öbür tarafta bir hafta Dortmund, bir hafta Schalke, bir hafta Bayern'e çıkmak varken, her stat 60 bin, her stat full, her maç festival. Ben buraya geleceğim de bir yerde 5 bin kişi, bir yerde 3 bin kişi, bir yerde anana küfür ediyorlar, bir yerde karına küfür ediyorlar. Bu ülkede futbol önemli mi ya? Hocam kısa kısa sorular soracağım. Sor. Hadi bakalım. En sevdiğin yemek? Ayırt etmem. Bir tane yok mu öyle ön plana çıkan? Türlü. En sevdiğin sanatçı? Metin Karataş. Türkü? Bu sınırlar Türkü number one'ım Yılmaz Çelik'ten Ömrüm. En sevdiğin şehir? İstanbul. En iyi taraftar? Fenerbahçe. Alex mi Hacı mı? Hacı. Hocam niye Hacı? Niyesi var mı yani? Alex Hacı. Bile Hacı diyor. Yani ha öyle mi diyorlar bilmiyorum ya şimdi bak. Şimdi ben Alex'le iki şampiyonluk yaşadım. O gelmeden de bir şampiyon olduk. Kardeşim Barcelona'da Real Madrid'de oynamış. Brescia'da oynamış. Bir adam kıyaslamam abi. Yani bak bunu söylüyorum. Bazı namussuzlar kalkıyor. Yediğin ekmeğe haram olsun. Lan bunu Emre'si de onu söylüyor. Arda'sı da onu söylüyor. Belki Alex'in kendi bile bunu söylüyor. Alex kendisi de Hacı değil. Utanmalarla yok mu ya? Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Ben Ali Koç'la çalışmadım. Ya şu 5 senedir Ali Koç'u dediğin zaman ben sana söyleyeyim hayvanat bahçesinin müdürü Ali Koç'tan başarılı yani. Kardeşim 5 senede bir tane başarısı yok. Nasıl ben Ali Koç diyeyim şimdi? Şampiyon olursa da o değil. Bak şunu unutma. İkisi arasındaki en belirgin fark ne? Ya da çok mu fark var? En belirgin fark değil de ikisi arasındaki en ortak özellik ikisi de kindar. Çünkü ben aynı kavgaları, aynı tartışmaları, aynı sıkıntıları Aziz Yıldırım'la yaşadım. Ha bunun kadar olmadı. Ali Koç dedi ya bir gün. Allah hiç kimseye dedi şampiyonluk posterini revize etmeyi nasip etmesin dedi. Galatasaray'a söyledi. Hani onların niye revize ettiği belli. Sen bunlar olmadan seni eleştirenleri revize ettin. Sen bunları yaşamadan, bunları yapmayan insanları revize ettin. Kalktın, hükümet istifa diye bağıranlara dedin ki ben onları susturamam. Burada demokrat bir şey var dedin. Tamam. Ali Koç istifa diye bağıranların kombinelerini iptal ettin. Sen kime ne anlatıyorsun ya? Ya Ali Koç Aziz Yıldırım'ın getir götürünü yapar yani. Aziz Yıldırım'ın başardıklarını bu hayal bile edemez. Türkiye'nin en iyi stadı? Ya şimdi bu bütün statlar güzel artık. Eski statlar kalmadı. Herkesin yarasanın yavrusu yarasaya güzel gelir Yakup. Fenerbahçe'ye göre Fenerbahçe. Galatasaray'a göre Galatasaray. Beşiktaş'a göre Beşiktaş. Kalkıp da burada eyyam mı yapayım? Hani dedin ya Türkiye'nin en iyi tarafları. Bana göre Fenerbahçe. Sana göre Galatasaray.
Ona göre Trabzon, öbürüne göre Beşiktaş. Kariyeriniz boyunca ya da sonrasında en beğendiğiniz hakem? Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus. Ali Hoca'nın formalarını da satmıştınız değil mi bu şey döneminde? Yani deprem döneminde. Ben satmadım kardeşim. Öyle bir sattığınızda özür dilerim yani. Hani adam biri... beni aradı. Hocam dedi ya sen, çünkü ben kendi 100. yıl formamı satışa çıkarttım. Oradan bir 3000 euro para geldi. Onu olduğu gibi Haluk Levent'in derneğine bağışladım. Ahbap mı neresiydi orası? Evet. Sonra Ali bana geldi. Ali benim arkadaşım Ankara'dan kardeşim. Hocam dedi yani senin etkileşimin yüksek. O ara, o sırada Adana Demir maçının yeni yani 3-4 haftası olmuştu. Adana Demir maçında Fenerlilerden çok tepki gelmişti ona. Satılmadı forması yani. Hocam çok hikaye anlatıyorsunuz ve gerçekten böyle sosyal medyada inanılmaz etkileşimler alıyor. Böyle hiç anlatmadığınız bir hikaye var mı? Yani çok var da anlatmadıklarım bana kalsın. Anlatırsam o zaman yani yurt benim dışında şey... dediniz ya mesela hani burada yok köfteyi özlüyorlar, onu özlüyorlar. Sizin var mıydı öyle bir şeyiniz? Almanya'da vardır gerçi. Ya yok ya, benim hayattaki en büyük pişmanlığım zaten oradan geri dönmekti Yakup. İnanılmaz ayrıştık toplum olarak her konuda. Fenerli Trabzonlu kavga eder hale geldi ya. Futbol için kavga edilir mi ya? Adam siyaset görüş konuşuyor. Sen hangi görüştensin? Ne kadar ayıp bir soru ya. Lan ne oldu bu kadar birbirimizi tartamayacak noktaya geldik ya? Bu ayrışma niye abi? Ya bunların hepsi gidecek oğlum. Halk olarak, vatandaş olarak siz kalacaksınız ya. Kulüp başkanları da gidecek. Al Az Yıldırım'la Sadık Şener gitti. Taraftarlar kalmadı mı? Yarın Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu da gidecek. Vatandaş kalacak. Ya bu ayrıştırma niye? Neyi paylaşamıyorsunuz kardeşim? Ya size oy verene de saygı duyun, vermeyene de saygı duyun kardeşim. Derdiniz ne ya sizin? Maalesef böyle. Adam... Biraz önce seninle oturuyoruz, biri geldi. Ben Galatasaraylıyım ama. Aması ne oğlum? Ben sana sordum mu sana hangi takımı tuttuğunu? Galatasaray'ın da başım üstte yeri var. 5 yaşında başım üstte yeri var. Bana saygı duyan herkesin başım üstte yeri var. Saygı duymayan da gelmesin zaten. Hocam adam çok dürüst bir adam. Oğlum bu anormal bir özellik değil ki. Olması gereken bir özellik bu yani. Artık bunları mükemmel bir kavrammış gibi anlatıyoruz. Ya bakıyorsun medyaya. Abi herkes birinin tetikçiliğini yapıyor. Bütün bunların sebebi ne biliyor musun? Türkiye'de gazeteci adaletini yitirirse... Herkes adaletini yitirir. Türkiye'de gazeteci kavramı mı kaldı ya? Türkiye'de futbol kulüpleri siyasi partiler gibi olmuş. Siyasi partiler futbol kulüpleri gibi olmuş. Siyasi partiler kendileriyle alakası olmayan, aynı ideolojiye uymayan partileri transfer ediyorlar. Sanki futbolcu transfer eder gibi. Ne ideoloji kalmış ne bir şey. Futbol kulüpleri de siyasi partiler gibi yalana dolanla kulüpleri yönetiyorlar. Ben 47 yaşına geldim. Yaklaşık 30 yıldır Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe seçimlerini takip ederim. 30 yıldır. Asgari 3 yılda bir seçim olur. Hepsi 3 sene içinde borcu bitireceğini söylemiştir. 3 sene içerisinde borç hep daha da arttı. Daha bitireni görmedim. Özellikle Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın böyle zengin adamlar tarafından yönetilmeye ihtiyacı yok ki ya. Ya siz zengin adamlar tarafından yönetilecekseniz 25'er milyon taraftar olan kulüpler ya da 20 milyon, 25 olsa 100 milyon eder. 15 milyon taraftar olan bir kulüp zengin bir adam tarafından yönetilecekse Anadolu kulübü ne yapsın lan? 3000 kişiyi oynayan. Maalesef Türk futbolunun hali bu. Hocam siz samimi bir insansınız ve gerçekten sosyal medyada insanlar sizi görmek istiyor, görüşlerinizi duymak istiyor, fikirlerinizi bilmek istiyor. Hem TikTok'ta hem Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da bir kitleniz var. Oraya katılacak yeni insanlar da var. En son onlara bir mesaj verin. Şimdi diyorlar ki sen hocasın, TikTok'ta ne işin var? Lan ne var orası, pavyon mu? TikTok'ta ne işi var diyenlerin orada ne işi var? Türkiye'de şöyle bir kavram mı var? Antrenör gülmez, antrenör ciddi olur, antrenör türkü söylemez, antrenör şiir okumaz. Nasıl bir antrenör kavramınız var lan sizin? Böyle bir antrenör kavramı mı var yani? Her kafeyi işleten gerçekten kafeci mi? Her inşaat yapan gerçekten müteahhit mi? İsteyen istediğini yapar kardeşim. Şimdi dijitale geldi de seviyorum. Bu işi seviyorum. Çünkü ben bir mücadele veriyorum. Çünkü her taraf birileri tarafından parsellenmiş. Medya büyük bir güç. Ki medyadan da bugüne kadar en çok zarar görenlerden biriydi. Çünkü medya bugüne kadar, bundan sonra da öyle olacak, hiç değişmemiş. Çünkü medyanın %90'ının tek derdi para, menfaat olmuş. Buna göre haber yapıyorlar. Hiçbir türlü ben doğru haber yaptıklarına inanmıyorum. %90'ın. Abi %90 kimse üstüne alınsın. %10 kimse üstüne alınmasın. Kardeşim, beni söylediklerimle değerlendirmeyin. Bazen alay da edebiliriz. Orası dijital bir mecra. Şuna inanın ki benim söylediklerim %95'i samimi, %5'i de. O da samimi ama orada alaycı bir ifade var. Yani bazen ben kendimle dalga geçiyorum ya orada. Evet. Ya kendimle dalga geçtiğim bir yerde bunu başkası yapsa... Lan kendisiyle ne barışık adam dersiniz. Ben bunu yapınca niye öyle demiyorsunuz? Benim söylediklerim doğru mu yanlış mı? Uslubumu bırakın ya. Ben de diksiyon kursu almaya gitmeyebilirim. Ben de bağırarak konuşmayabilirim. Ben yapım böyle. Söylediklerim doğru mu yanlış mı? Ne dediğinde çıkmadı. Onu mu söyleyeyim? Ben başkaları gibi maç bittikten sonra konuşmuyorum. Fenerbahçe'yi kazanırken de en çok eleştiren benim. Kazanırken hocayı moruyu yapıyorsunuz. Kaybederken yerin dibine sokuyorsunuz. Kazanırken Ali Koç'u Berlusconi yapıyorsunuz. Kaybederken
Hiçbir şey demiyorsunuz. Nerede lan sizin adaletiniz? Ama bu birkaç kişinin etrafına dönüyor. Son olarak Fenerbahçe'yi zengin insanların tek elinden kurtarmak istiyorum ben. Diyeceksin ki sen kimsin? Neyinle kurtaracaksın? Düşüncelerimle. Fenerbahçe'nin böyle Ali Koç gibi, Acun gibi böyle parası olup da kendini her şeyi çok bildiğim zanneden insanların tek elinden kurtulmak istiyorum. Fenerbahçe halkların takımıdır. Halk takımıdır Fenerbahçe. Fenerbahçe halktan uzaklaşıyor. Bunu unutmasınlar. Bu dediğimi de bir yere yazsınlar. Ağzına sağlık hocam.